Merhaba arkadaşlar. Gazete çevresinde oluşan öğretici metinlerden sonra kişisel hayatı konu alan öğretici metinlerle bugün devam edeceğiz. Bakalım bu metinlerde hangi türler yer alıyor? İlk olarak anıya bakacağız arkadaşlar. Bir diğer ismi de hatıra. Gezi yazısı, biyografi ki buna yaşam öyküsü de deniliyor. Otobiyografi daha sonra buna da öz yaşam öyküsü denilmekte. Daha sonra mektup ve günlükle türlerimizi bitireceğiz arkadaşlar. Anıyla hemen başlayalım. Anı yani bir diğer ismiyle hatıra, toplum tarafından tanınan veya alanlarında önemli başarılara imza atmış kişilerin yaşadıkları dönemde tanık oldukları ya da bizzat kendilerinin yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüdür. Anıda arkadaşlar içten, akıcı, açık ve yalın bir dil kullanılır ve anılar tarihi gerçeklerin öğrenilmesine de katkı sağlarlar. Anılar kişinin yaşadığı dönemle ilgili bilgiler de verirler bize. Olaylara kişisel bakış açısıyla kaleme almış olduklarından kesin ve bilimsel bir doğru gibi kabul edilemez ve nesnel bir belge niteliği de taşımaz anılar. Olaylar birinci kişinin ağzından anlatılır. Yazar anlattıklarında kişisel yargı ve yorumlarını da kullanabilir. Kişisel yargı ve yorumlar olduğu için nesnel bir belge niteliği de taşımıyor anılarımız. Bu nedenle demişiz zaten burada da öznel bir yönü vardır anılarımızın. Anılar edebiyatımızda oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Bu türün ilk örneklerini ilk yazılı metinlere kadar dayandırabiliriz. Bu bağlamda da Göktürk yazıtlarını edebiyatımızın ilk anı örnekleri olarak saymak mümkündür. Edebiyatımızın ilk anı örneği arkadaşlar ta Göktürk yazıtlarına kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin resmi tarihçileri olan vakanüvislerin eserlerinde vakanameler anı niteliği taşıyan metinlerdir. Anı türü edebiyatımızda Tanzimat'la birlikte canlılık kazanıyor ve ilk anıyı da Akif Paşa Tapsırı adındaki eseriyle bizlere veriyor. Ziya Paşa'nın Defteri Amal, Namık Kemal'in Magosa Hatıraları, Ahmet Mithat Efendi'nin Menfa, Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu adlı eserleri de Tanzimat döneminde verilen başarılı eserlerdir ana türü için. Gezi yazısına bakalım hemen. Gezi yazısı da herhangi bir kimsenin, daha çok da bu bir edebiyat sanatçısıdır. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında gezip gördüğü yerlerdeki toplumları, kentleri, yerleri, yaşayışları, adet ve töreleri, gelenek ve görenekleri, bunun gibi ilgi çeken değişik yönleri edebi bir üslup içerisinde, burası önemli, kaleme alarak anlattığı yazı türüdür. Gezi yazısında zaman zaman bilgilendirici ve öğretici malzemelere de yer verilir. Gezilen bölge için bir belgesel niteliği de taşır gezi yazısı. Bölge okuyucunun daha iyi anlaması için başka bir bölgeyle kıyaslanarak anlatılır. Gezilen yerin özellikle tarihi, coğrafi, tabi ve sosyal nitelikleri belirgin bir şekilde gezi yazısında aktarılıyor. Türk edebiyatında gezi yazısına bakalım hemen. Eski çağlarda özellikle keşif, ticaret, savaş amacıyla değişik geziler yapılmış ve eski Türk edebiyatında gezi yazısına seyahatname denilmiştir arkadaşlar. 16. yüzyılda yazılan Babürname ve Katibi Mahlası'yla da tanıdığımız Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik yani Memleket Aynası adlı eser bizim için ilk gezi örneği olarak kabul ediliyor. Bilindiği gibi bu türün en önemli isimlerinden bir tanesi Evliya Çelebi. Hiç şüphesiz 17. yüzyılda Evliya Çelebi seyahatname yazıyor ve dünya edebiyatındaki en iyi örneklerle boy ölçebilecek bir niteliktedir seyahatname. Türk edebiyatında batılı anlamda gezi yazısı örnekleri
Tanzimat döneminde yazarların Avrupa'ya gitmesiyle verilmeye başlanmıştır. Avrupa'ya giden sanatçılar gördükleri şehirlerle ilgili yazılar yazmışlar. Özellikle de Namık Kemal ve Ziya Paşa bu isimlerin başında gelmektedir diyoruz ve otobiyografiye geçiyoruz. Otobiyografi arkadaşlar öz yaşam öyküsü ne demiştik biz? Bir kişi hayatıyla ilgili dönemleri bütün ilginç yönleriyle geniş şekilde kendisi yazarsa buna biz otobiyografi diyoruz. Zaten belirtmiştim bunu da öz yaşam öyküsü de denir. Yani kişi kendi biyografisini yazarsa bu otobiyografi oluyor. Yazar kendini yazının merkezine yerleştiriyor otobiyografi yazarken ve bu olayları kronolojik bir sıraya göre anlatıyor. Bunları anlatırken de sade, akıcı ve içten bir üslup kullanıyor. Olaylar kişinin kendi başından geçtiğinden zaten anlatımımızda özneldir diyebiliriz. Peki anı ile otobiyografi arasında nasıl bir fark var? Anı, yazarın yaşamının yalnız bir kesitini içerdiği halde otobiyografi bütün yaşamını ortaya koyma amacı taşıyor. Anı da ufak bir kesitini anlatıyor, başından geçen bir yerdeki, bir zamandaki bir olay mesela. Ama otobiyografi de bütün yaşamını ortaya koyma amacı güdüyor. Anıda yazar, olayları değerlendirebilecek yaştan sonra yaşadıklarını yer verirken, otobiyografide doğumundan itibaren başlayan olaylar anlatılıyor. Anıda yazar, kendi yaşamıyla birlikte kendi dönemini, döneminde tanık olduğu olayları da anlatır ve otobiyografide ise sadece yazar kendi yaşamını anlatıyor, kendi dönemiyle ilgili pek de fazla bilgiye yer vermiyor. Bir diğer türümüz mektup. Mektup, kişi ya da kurumların haberleşme amacıyla uzaktaki kişi ya da kurumlara gönderdiği yazılar biliyorsunuz. Mektupların 3 tane türü var arkadaşlar. Birincisiyle başlayalım. Özel mektuplar. Bu özel mektuplar akraba ve dost gibi yakın çevredeki insanlara yazılan mektup çeşidi. Özel mektuplarda açık, yalın ve içten bir anlatım kullanılıyor. Ve bölümleri tarih atılıyor biliyorsunuz üste. Daha sonra bir hitapta bulunuluyor. Daha sonra mektup metnimiz var. Ondan sonra nezaket ifadesi ve temennilerle bitirip imza ve adresi de ekledikten sonra özel mektupları gönderebiliyoruz. Teşekkür, özür, davet, tebrik mektupları, başsağlığı dilekleri de özel mektuplar içerisinde değerlendiriliyor. Bir de sanatçı ve edebiyatçıların daha çok genel konular üzerinde yazdıkları özel mektuplara edebi mektuplar deniliyor. Yani edebi mektuplar da özel mektup statüsünde değerlendiriliyor arkadaşlar. İkinci mektup türümüz resmi mektuplar. Resmi mektuplarda resmi dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmi yazılarla bunların vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara deniliyor. Aslında arkadaşlar bu mektuplara bir anlamda da biz dilekçe diyebiliriz resmi mektuplara. Resmi mektupların hitap başlığı yazılan resmi kurumun kanun ve tüzüklerdeki tam adı olmalıdır. Hitapta tam adı resmi kurumun kullanıyoruz. Mektup üst makama yazılıyorsa, burası önemli, arz ederim. Alt makama yazılıyorsa, rica ederim şeklinde bitiriyoruz resmi mektupları. Bu tür mektuplarda açık, kesin ve anlaşılır, net bir dil kullanmanız gerekiyor. Üçüncü mektup türümüzde iş mektupları. Bunlara sipariş mektubu da deniliyor. Kişilerden ticari kurumlara ya da ticari kurumların kendisi arasında alışveriş amacıyla yazdıkları mektuplar, hitap edilen kurum ve firmaların adları mektubun başına yazılıyor. Tıpkı resmi mektuplarda olduğu gibi istek ve sipariş açık, net bir şekilde ifade edilmelidir iş mektuplarında da. Türk edebiyatında mektuba bakalım.
Edebiyatımızda mektup türünün geçmişi çok eskilere dayanıyor ve Türk edebiyatında bunlara münşiat adı veriliyor. 16. yüzyılda ünlü divan şairi Fuzuli'nin yazdığı Şikayetname adlı mektup ilk edebi mektubumuz sayılıyor ve mizah edebiyatının da önemli örnekleri arasındadır bu mektup. Sonraki dönemlerde bazı sanatçılar ise mektuplardan oluşan romanlar, hikayeler, anılar, gezi yazılarını kaleme alıyor. Bu romanlara örnek verelim. Halide Edip'in Handan, Hüseyin Rahmi'nin Sevda Peşinde, Reşat Nuri'nin Bir Kadın Düşmanı adlı romanları mektuplardan meydana gelmiş romanlardır diyebiliriz. Son türümüz olan günlüğe bakalım. Günlükte yaşanan olayların, izlenimlerin günü gününe yazılmasıyla oluşuyor günlük. Birinci kişi ağzından yazılmış kısa, özlü ve zaten öznel yazılarımız. İnandırıcı, içten ve samimidir günlükler. Konuşma diline yakın bir dil kullanılır. Anlatımda iç konuşma tekniğinden de arkadaşlar yararlanabiliyoruz. Doğrudan anlatım yöntemi benimseniyor ve yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal yapısını yansıtır günlükler. Gerçekler, yaşananlar değiştirilmeden, çarpıtılmadan olduğu gibi günlükte bize aktarılıyor. Her türlü anlatım biçimi ve tekniğinden yararlanılabilir. Kimi roman ve öykülerde günlük bir anlatım biçimi olarak da kullanılabilir. Yazar romanını yazarken bunu tıpkı bir günlük yazıyormuş gibi bizlere verebilir. Günlük terimi Tanzimat'tan sonra Ruzname ile karşılanmış. Divan edebiyatındaki vakainameler de bir tür günlük niteliğini taşıyor. Edebiyatımızda günlük terimini ise ilk kez Falih Rıfkı Atay kullanmış. Günlükler 1950 yılında Nurullah Ataç'ın bir gazetede günlük yazıları yazmasından ve yoğun ilgi çekmesinden sonra önem kazanmaya başlamış ve hani günlüğe günce de denilir demiştik ya, işte bu deyişi Nurullah Ataç kullanıyor ve bu deyiş daha sonra yazın hayatımıza da bu şekilde kazandırılmış oluyor. Son olarak anı ve günlük arasındaki benzer ve farklı yönlere bakalım. Anı da günlük gibi bir kişinin başından geçen gerçek yaşantılardan kaynaklanıyor yine. Gerçek yaşanmışlıklar anı ve günlükte ortak unsur. Günlük yaşanırken anı ise yaşandıktan sonra yazılır. Anılar yazarların yaşlılık çağlarında yazdıkları ve yaşamları boyunca karşılaştıkları olayları nesnel bir şekilde ortaya koyan yazılar. Günlüklerde ise daha özel, derin, içten ve ruhun derinliklerinden kopup gelen anlık duygu ve düşünceler hakimdir. Soruları çözerken arkadaşlar birbirine benzeyen, birbirine yakın olan türler arasındaki farkları ayırt etmek çok önemlidir. Bunlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Kişi etrafında oluşan edebi metinlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur dersimiz. Bir sonraki konumuzla görüşmek dileğiyle.